Abi Disney olayının bazı ünlere yıkılması hakkında ne düşünüyorsun? Ya babacığım Disney olayını ünlülere yıkma olayları falan değil mevzu. Yani hani millet drama kovaladığı için böyle. Ben çok gülüyorum artık böyle şeylere. Mesela görüyorum bazı yorumlarda sen niye tepki göstermedin? Bana demiyor da işte başkalarına. Hayırdır amına koyayım, hayırdır amına koyayım. Böyle gidiyor bu konu. Yani kimsenin aslında benim gözümde orada atamızı falan koruduğu morduğu derdinde değil yani. Onun derdi hala medyada, hala işte magazin yapayım kafasında, linç kültürü. Çok samimiyetsiz geliyor. Ha, bazıları var, tepki hiç vermiyor, beni hiç ilgilendirmez. Umurumda da değil. Birazcık şey böyle yani, benim izleyicilerde de var bunlar bu arada. Yani böyle görüyorum böyle bana atılan mesajlar falan. Daha Antalya'da uçuyorum amına koyayım, herif bana bu kadar küfür etmiş falan. Sen de mi çöpten Atatürkçü çıktın, hayırdır amına koyayım ya, sponsorluklarınız etkilenmesin tabii ama. Ne diyorsun yarrambaşı yani, sponsorlu. İki defa story işi almışım heriflerle. Çalışsam ne olur, çalışmasam ne olur. Ya böyle çok boktan boktan muhabbetler. Yani kimse olayın detayına, kimse olayın neyi ifade ettiğine inmiyor da. O kim attı, kim eleştirdi, kim eleştirmedi falan tribinde. Hala millet magazin kovalıyor. İşte bu bana hiç iyi niyetli gelmiyor. O sebeple çok tınlamadım yani. Bari bir iki üç kişiye galiba özelden elimden geldiğince düzgün konuşmaya başladım. Çalıştım. Ne kadar düzgün konuştuysam. Belki izliyordur da o ikisi üçü beni. Yaşı da büyüktü ikisinin. Abi onu okuduk. Abi kim ve ekiple oyuna gelecek? Aynı kadro Johnny. Ama üzücü bir konu. Özetle. Ama sebebi ne? Ne oluyor? Arkada ne bitiyor? Bilemeyiz. Bakacağız. Ben de merakla takip ediyorum. Ha. Bu saatten sonra Disney'den bir iş gelse kabul eder miyim? Etmem. O da ayrı bir konu. Yani dediğim gibi zaten aktif sponsorum da olsalardı olmasa da ekmeğini yedim, yalan yok. İki story de olsa iki story'dir ekmeğini yedim ama beni rahatsız eder bu durum. O yüzden bir açıklama bekliyorum yani, bakalım ne diyecekler, ne kadar kasacaklar bu konu üzerinde ya da o kadar sikliyorlar mı onu bile bilmiyorum. Ya yani şey de diyebilirler, kalkıp da biz ne denir buna, diğer iptal ettiğimiz dizilerden bir farkı yok. Hani işte bütçe mütçe bir şeyler konuşuyor millet, anlamadım amına koyayım. Ya benim için Atatürk konusu böyle Disney Plus'ın yarattığı şeyle etkilenecek ve hasar alacak bir konu olmadığı için hiç umurumda değil. Benim Atatürkçülüğüme ya da bir başkasının Atatürkçülüğüne de yorum yaparken dikkat edin arkadaşlar. Bunlar böyle 10 dakika içinde 20 dakika içinde hemen tepki vermeyen insanlar Atatürk düşmanı olmuyor. Birkaç tane arkadaşımla dertleştim, keyfim kaçtı. Yani adam haberi yok mesela ya da haberi varsa daha inceleyememiş. Hemen tepki vermek istemeyebilir bir insan. Bunun sponsorlukla veya kaybedeceği parayla bilgisi yok. Neyse konuya bununla girmeyecektim ama herif donate attı diye cevap vermek istedim. Bir analiz etsin, bir baksın ne değildir. Bizim sosyal medyadaki en büyük sıkıntı bir konu yayıldığı zaman herkes böyle anlık tepki verip herkes de sonra R'sini yapıyor mesela. Ya bir dur, bir konu bir belli olsun. Bir işine gücüne odaklan, hayatına odaklan. Önemli değil yani, ertesi gün de tepki verebilirsin. Bir belli olsun bakalım kim ne diyor, ne mevzusu ne. Ondan sonra dersin ki ha burada kaka var. Bu yanlış. Hepinizin amına korum dersin mesela. O yüzden Murat Soner'in videosunu attım. O kadar güzel bir analiz yapmış ki yani Disney Plus'ın Atatürk dizisine muhtacız gibi algı çok yanlış bir algı. O zaman gelin herkes bu kadar tepki veriyorsa demiş. Hep beraber toplanalım. Kralını çekelim. Bak bal. Biz tanıtalım ona. Bütçemiz mi yok amına koyayım demiş. Hani çekelim. Yok edelim. Ya bu biraz prime dönünce benim tüylerim diken diken oluyor. Yani işte herkes istediğini düşünebilir. Bana ne, bunlar benim düşüncelerim. Ama rahatsız edici bir konu. Şimdi işin diğer boyutu da geçtim. Hani halk ne diyor, millet linç mi kovalıyor, eleştiri mi kovalıyor, kim ne kadar sikliyor kısmına atın. Konu rahatsız edici bir konu. Çünkü duygusal bir bağımız da olduğu için. Ama herkesin ortak konuştuğu dille söyleyebileceğim tek şey Atatürk'ün global olabilmesi için Disney Plus'ta bir dizinin veya filmin yayınlanmasına gerek yok. Zaten ata yani yeteri kadar globalde konusuna sonsuz hak veriyorum. Bence birçok farklı ülkede bizim değer verdiğimizden ya da değer verebildiğimizden çok daha fazla değer gören bir ata. O yüzden bence bunlara odaklanmak lazım. Yani biz ne kadar kıymetini biliyoruz. Kaldı ki bunları eleştirelim. Bizim içimizde ne kadar Atatürk düşmanlığı veya sempatisi var. Bunlara bakmak lazım. Ona bugüne kadar haksız yere tonlarca edilmiş küfür veya eleştiriyi dikkate almak lazım. Konu bir tane fenomenin ya da X birinin bir oyuncunun Disney Plus hakkında bir story atıp atmaması ile ilgili değil. Bu da bana sadece medyacılık geliyor. Tepkini de verirsin. Disney Plus'ın iptal edersin. Ondan sonra bir daha da açmazsın.
Ya ben eminim yani. Bunu yazan adamlar arkada Disney Plus'ta hala Marvel filmi izleyen adamlar var. Yani. O yüzden bunları çok dert etmeyin. Ben siklemiyorum yani hani. Böyle hemen bak görün yayına girer girmez adamın ilk sorusu Disney Plus hani ne oldu? Benim sinirlendiğim nokta bana gelen yorumlar. Yani daha bismillah konu patlamış 3 saat olmuş. Yaklaşımlar yanlış. Bana sorabilirsin mesela Disney Plus hakkında ne düşünüyorsun? Çok doğal bir soru. Ama ey koca Atatürkçü, sponsorunla ilgili konu hakkında daha yorum yapmadın. Neden? Kaplumbağa deden. Amına kodum ne alakası var ya? Çocuğa diyorum ki dün bak biriyle tartışıyorum diyorum ki bak sen Atatürkçü bir adam mısın? Evet diyor. Tamam diyorum. Şimdi sana nacizane ben de yorum yapacağım diyorum. Konu diyorum buna geldiğinde mesela ben Disney Plus'ın böyle bir şeyi geri çektiğini gördüğüm zaman aklıma ne sponsorluk geldi ne para geldi. Alakasız bir konu çünkü. Şimdi sen Atatürk'le ilgili bu sorunu ya da bu mevzuyu duyduğun an aklına nasıl oluyor da ben gelip ya da benim sponsorluğum geliyor ya da benim bunu düşündüğüm geliyor. Yani kardeşim dedim sen birazcık zikrini sorgula. Zikrini sorgularsan eğer ben acaba böyle bir durumda kalsam parayla ata arasında gidip gelir miydimi bana sorgulattırıyorsun dedim. Demek ki sen benim yerimde olsa ilk aklına gelen zikri işte fikri neyse zikri olur muhabbeti var ya. Bence din dön buna bir bak. Çünkü benim aklıma hiç sponsorluk gelmedi dedim yani. Benim sponsorum da değil yani sadece iş gelmişti. Her fenomen gibi biz de iş birliğimizi yaptık. Bu saatten sonra da böyle bir şey varsa yapmam umurumda değil. Biri gider biri gider. Yani böyle o yaklaşımlar çok çirkin anladın mı? Böyle hemen hani sponsorluğunu kaybetmemek için mi yapıyorsun? Hı? Allah Allah. Ha siktir ya. Şimdi ben Disney'de story atarsam atamazsam bittim ben ya. Bak küçümsemiyorum. Ekmek parasıdır. Yanlış anlamayın. Ama böyle bir durum varsa da affedersin sikerim parayı yani. Umurumda da olmaz. Bir de arkadan diyor ki ben seni yıllardır izliyorum. Ah izliyorsun amına koyayım. Ne izliyorsun? İzlesen bu aklına bile gelmez. Yani özetle konunun arkadaşlar Atatürk'le Disney Plus'ta falan ilgisi yok. Millet şunu bekliyor. Heh bir mevzu var. Hiçbirisi kimle değil. Dur ben bu fenomenlerle uğraşayım. Bu yani. Ya beni fenomen gibi görmeyin oğlum. Ben fenomen değilim amına koyayım. Ben takılıyorum ya. O yüzden hiç samimi gelmiyorsunuz. Gram da etkilenmiyorum. Yani var öyle tipler çünkü. Gram da etkilemiyor beni. Yarrağıma kadar yolunuz var. Oldu amına koyayım. Gelin bir de bunlara da artık girişin. Yok neymiş? Bir saat oldu bekliyorum. Hala story atmadın. Ya yarrak mısın? Nesin oğlum? Ben senin gibi oturup böyle bilgisayarın başında kim ne attı diye kovalamıyorum. Amski. Gibi gibi konular. Bu konunun da hakkında düşüneceğim bu. Ama büyük bir ayıptır. Konu ne olursa olsun bizim için ayıptır. Bu hassas bir konudur ve bunun bütçeyle onunla bununla falan açıklanabilecek bir yanı da yoktur benim için. Sen Türkiye'de bir iş yaparsın ayrı. Türkiye'deki yayınlama tarihini belirleyip de daha çok kitlelere ulaşırız falan. Ya ne yapıyorsun? Ne? O çok talihsiz bir açıklama bu arada. Kaç tane ülkede adamın heykeli var lan? Ne global tanıtması? Ürün mü tanıtıyorsun? Neyse işte bunlar böyledir. Ama önemli olan burada şu arkadaşlar. Böyle bir şey sizi rahatsız ettiyse 3 gün 5 gün sonra bunları unutmayın. Yani herkes böyle her şeyi eleştiriyor ama 3-5 gün sonra sen evinde otururken Disney'i izliyor olma. Anlatabildim mi? Yani çok şeye döndük, şova döndük artık farkında mısınız? Her şey şova dönüyor. Ah dur ben buradan yalarım, ah ben buradan çakarım, ah ben burada en çok Atatürkçü olurum, ah ben burada böyle yaparım. Herkes bir şeyleri konuşuyor ama arkada neler oluyor bilmiyor ki kimse. Yani. Neyse hadi. Bu da dünün gündemiydi. İçimde kalmıştı. Bari anlatayım dedim. Benlik bir sıkıntı yok. Bana bir tepki gelmedi bu arada. Sadece 3-5 tane dangalak ben uçaktan indiğimde şöyle bir istekleri azdım. Yazanlar vardı da. Abi senin sunucu açılınca oynamak istiyorum. Neyse dur konumuza da gelelim. Bekle bir çete bakayım. Abi sakinleş. Oğlum. Bu da şeye döndü. Şimdi bu adamı bir kudurtalım. Sonra da sinirli olduğu için suçlayalım. Ondan sonra da sakinlediği zaman biraz sinirlendirelim. Ama sikiyle oynar gibi ben de oynuyorum millet burada ya. Ey Allah'ım. Konu Seven Days olsun. Toksikler yallah Suriye'ye. Ya yok oğlum bu önemli bir konu. Böyle sikimize takmayacağımız bir konu değil ama insanların konuya odaklandığı nokta yanlış yani. Hani millet döndü konuya odaklanmak yerine kim ne kadar Atatürkçü, kim ne bilmem ne. Yine başladık birbirimizin değerlerini sorgulamaya.
Yani o çok rahatsız edici bir şey. Din konusu gibi işte. Herkes birbirinden daha iyi Müslüman ya da herkes birbirinden daha iyi bilmem ne ya falan. Hep bu konular devam ediyor bizim ülkede. O yüzden de gelişemiyoruz zaten. Abi senden ayrı konuşuyorum. İşine gelince 10 Kasım'da boy boy Atatürk atıp atamatan diyen tipler dizi anlaşması var diye sessiz kalıyor. Bak şimdi. Mesela senin gözünden bakayım. Diyelim şöyle yorumlayayım. Konuyu hemen kapatacağım. Ben Disney Plus'ta resmi olarak anlaşmalıyım diyelim. Tamam mı? Örnek veriyorum şu an. Böyle bir konu oldu. Yani ben açıkçası bir influencer ya da ne kim diyorsan öyle bir birey olarak kalkıp da aman benim sponsorluğuma bir şey olmasın diye korkmam. Düşünmem de aklıma bile gelmez. Koyayım götüne derim. Kralı gelsin derim. Ben diğer insanların da böyle olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. İçten içe öyle hissetse bile öyle davranmaz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sıkıntı burada yani bak sen konuyu yine geçtin. Milletin 10 Kasımcılığını sorguluyorsun. Baş ver. Sen iyi bir Atatürkçü ol. Sen bu konuda her türlü sırtına yükünü al. Gerisini boş ver. Niye oturup milletin ne yapıp ne yapmadığına bakıyorsunuz? Ya da git savaşını orayla ver. Disney ile ver mesela. Ya bu artık linç kolok mu denir? Ne denir? Yani böyle garip bir şey yani. Boş muhabbete döndürüyorsunuz önemli bir konuyu bile. O canımı sıkıyor. Adam yalandan Atatürkçüdür, 10 Kasımcıdır. Tamam amına koyayım yani. Gir bir gez bakayım neler yazılıyor internette. Bir savaşın onlarla ver. Boş ver ya da verme. Ya çok sıkıyor beni böyle şeyler artık. Car 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 herkes ama kimin ne kadar dolu, kimin arkadan ne kadar vasıflı olduğunu bilmeden önüne gelen bir şey yazıyor. Bir gün Atatürkçü oluyor adam, bir gün Atatürk düşmanı oluyor. Gündem neyse bir şeyler yazıyor millet artık.